Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. 27 adet sorudan oluşacak arkadaşlar. E, nedir? Tam ÖSYM tarzı arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? İlk sorumuza sınav provamıza başlıyoruz. Yukarıdaki özellikler aşağıdaki Türk devletleri ve toplulukları ile eşleştirildiğinde hangi hangisi hangi seçenek dışarıda kalır demiş bizlere. Bakalım. 11. yüzyılda Bizans ile iyi ilişkiler kurarak bu devletin ordusunda paralı askerlik yapanlar arkadaşlar kimlerdi? Peçeneklerdi. Peçenekler gitti. Buraya A şıkkını yazalım. Slav topluluklarının birbirleriyle kaynaşıp bütünleşmesini sağlamışlardır. Kim arkadaşlar bu? Avallar. B seçeneğinde yer alıyor. Avallar da gitti. Türk tarihi üzerine araştırmalar yapmak üzere Türkoloji Enstitüsü'nü kurmuşlardır. Kim bunlar arkadaşlar? Macallar. D şıkkı da gitti almış an zamanında İslamiyeti kabul etmişler. İlk Türk İslam devleti, devleti olmuşlardır. Kim bunlar? İtil, Volga Bulgar devletleri arkadaşlar. Bu E şıkkı da gitti. Cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Akunlarla alakalı. Akunlarla alakalı herhangi bir bilgi verilmemiştir bu sorumuzda. Geldik ikinci sorumuza. Büyük Selçuklu Devleti'nde İranlı vezir büyük tarafından Bağdat'ta Nizamiye medreselerinin açılmasında amaçlarından hangileri etkili olmuştur diyor bizlere. Selçuklu topraklarında yıkıcı ve bölücü faaliyetleri önlemek. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Selçuklu topraklarında neler vardı? Batınlılık hareketleri vardı. Bunun önünü almak istiyor nizamiye medreselerinin açılmasıyla. Devletin yönetim kademeleri için memur yetiştirmek isteniyor. Bilinmediğin adamı ihtiyacı bu medreselerden karşılanıyor. Cevabımız eşit oldu. Geldik 3'e Cengiz Han'ın ölümünden sonra merkezi otoritenin zayıflamasıyla Moğol İmparatorluğu topraklarına dört büyük devlet kurulmuştur. Hülagü Han tarafından Tebriz başkent olmak üzere kurulan ve Bağdat'a alarak Abbas devletine son veren devlet hangisidir arkadaşlar? İlhanlı devleti. İlhanlı devleti ayrıca batillik hareketine de son vermiştir arkadaşlar. Alam, e, Alamut kalesini yıkarak. Geldik dördüncü sorumuza. Bakalım sorumuz neymiş? Aşağıdaki savaşlardan hangisinin kazanılmasının Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da yerleşmesine etkisi olduğu savunulamaz demiş. Nibolu, Varna, Sırp sındı. Kosova Palekon'u vermiş. Palekon'un savaşı arkadaşlar Osmanlı Devleti açısından Anadolu hakimiyetini ilgilendiren bir savaştır. İznik ve İzmit'in fethinin önü açılmış oluyor bu savaşla birlikte. Nibolu, Varna, Sırp sındı. Kosova savaşları ise Balkanlar'da Haçlara karşı yapılmış oluyor. Cevabımız değişik oldu. Osman Devleti'nde Topkapı Sarayı'nda Kapıkulu askerleri dahil sarayın dış hizmetlerinin bulunduğu bölüm nokta nokta olarak adlandırılır. Bu metinde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir demiş. Arkadaşlar dış deyince aklımıza ne geliyordu? Birun geliyordu. Cevabımız aşık olmuş oldu. E, ne demek arkadaşlar? Kubbe altı demektir. Topkapı Sarayı'nda divan-ı hümayun toplantılarının yapıldığı yerdir. Enderun neydi? Enderun sarayın iç bölümüydü hatırlayacağınız üzere. Aynı zamanda arkadaşlar burada ne vardı? Okul vardı. Devşirme sistemiyle saraya alınan çocukların eğitildiği yerdi. Sefelli odası Enderun'un alt birimlerinden biriydi. babusade Sade ise Topkapı sarayından birini Enderun'a bağlayan kapıya verilen isimdi. Geldik 6'ya. Osman devletinde klasik dönem taşra birimleri ve yöneticileriyle ilgili eşleştirmeden hangileri doğru olarak verilmiştir diyor bizlere baktığımız zaman arkadaşlar hangileri doğru? Eyalet beyler beyi doğru, kaza kadı doğru, sancak sancak beyi doğru, köy yiğit başı değildir arkadaşlar. köyünkü ise köy ket hüdasıdır. Yiğit başı neydi? Taşa köylerin güvenliğinden sorumlu kişiydi. Burada bunu alamadık. Cevabımıza 1 2 3 olmuş oldu. Osman Devleti'nde esnafı denetleyen, üretimin kaliteli yapılıp yapılmadığını ve belirlenen fiyatlara uyulup uyulmadığını kontrol eden görevli hangisidir arkadaşlar? Biz buna muhtesip diyoruz. Günümüzdeki kim gibi? Zabıta gibi arkadaşlar. Zabıtaya benziyor. Kapan emine neydi? Kapan emini şehir ve kasabalarda çevreden gelen ürünlerin toplandığı arkadaşlar yerdi. Toptancı gibi düşünün. Gümrük ve baç emine neydi? Bu ise esnaf, tüccar, zanaatkarlardan vergi toplayan kişiydi. Muhassıl neydi? Muhassıl ise tanzimat döneminde özellikle iltizam usulünün kaldırılmasıyla hazine gelirlerinin toplanması için oluşturulan kurumlarda vergi toplamakta görevli memurdu. Mültezim ise itizam sahiplerine veriliyordu mültezim olarak. Mültezim ismi veriliyordu daha doğrusu. 8'e geldik. Osman Devleti'nde kapıkulu askerleri piyade ve suvaliler olarak ikiye ayrılmıştır. Kapıkulu suvalileri altı bölü halkı olarak adlandırılmıştır. Hangisi kapıkulu suvalilerinden biri değildir? Demiş. Unutmuyoruz. Kapıkulu ocağı ikiye ayrılıyor. Piyade arkadaşlar ve suvaliler. Suvari atlı birliklerdir. Bu atlı birliklere 6 bölük halkı diyoruz biz. Bundan içerisinde silahtalılar, sipahlar, garipler, ulufeciler, sağ sol ulufeciler, sağ sol garipler. Arkadaşlar hatırlayınız. Humbaracılar ise piyade kısımda yer alıyor. Osman Devleti ilk daimi elçiliği nokta nokta şehrinde açmıştır. İlk daimi elçi ise Yusuf Aga Efendidir. Arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlar ilk daimi elçilik 3. Selim döneminde açılıyor. Nereye açılıyor? Londra'ya açılıyor. Cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu. Osman Devleti ile Rusya arasında 1833 yılında Hünkar Eskilesi Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmadan rahatsız olan İngiltere'nin Fransa ile işbirliğine birliğine yönelmesine neden olan sorun hangi sorundur? Boğazlar Sorunu. Arkadaşlar Boğazlar Sorunu e, ne oluyor? E, başlamış oluyor. 1833 yılında Osman Devleti ile Rusya arasında Hünkar, es Hünkar Eskilesi Anlaşması İngiltere ve Fransa'nın çıkarlarını zediliyor. Çünkü Fr e, Rusya bu anlaşmayla boğazlar üzerindeki emellerine ulaşmak üzere arkadaşlar. Bu sebeple İngiltere ile Fransa ortak politika izleyerek boğazlardan geçiş hakkı elde eden Rusya'yı izginlemek istemiştir. Tazimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde Padişah Abdülmecit döneminde ilan edilmiş olup fermanın hazırlanmasında rol oynayan devlet adamı Mustafa Reşit Paşa'dır. Bu fermanın ilan edilmesinin nedenleri arasında hangisi? Yer almaz demiş bizlere. Mısır meselesinin çözümünde Avrupa'nın desteği kazanmak istiyoruz. Azınlıkların devlete bağlılığını artırmak istiyoruz. Yeni bir siyasi rejimde ülke sorunlarını çözmek gibi bir amaç söz konusu değildir. Arkadaşlar cevabımız ne, ne olacaktır? Değişi, e, C şıkkı olmuş olacaktır. Baktığımız zaman arkadaşlar Osmanlı rejim değişikliği meşrutiyetin ilanı ile geliyor biliyorsunuz ki tanzimat ile değil. Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine karışmasını önlemek var. Avrupa'daki yönetim anlayışı doğrultusunda yenilikler yapmak vardır. Geldik 12. sorumuza. Osmanlı Devleti'nde 1878-1908 yılları arası istibdat dönemi yani baskıcı dönem. Bu dönem 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in ilanıyla sona eriyor. İttihatçı subayların meşrutu yönetimi tekrar ilan edebilmek için faaliyetlerinden hangilerinde bulundukları savunulabilir. Hürriyet tablolarının kurulması, Niyazi Bey, Sabri Bey, Sabri Bey ve Enver Paşa'nın daha çıkarak ayaklanması 31 Mart olayının desteklenmesini vermiş. Arkadaşlar 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesi iddia terakki biliyorsunuz ki etkili oluyor. 1. Meşrutiyet'te Genç Osmanlılar bunu unutmuyoruz. İkisini karıştırmıyoruz. Bu cemiyete üye olanların amacı 2. Abdülhamit'e arkadaşlar nedir? Meşrutiyete ve meşrutiyet yönetimini zorla kabul ettirmekti. Hürriyet tabularının kurulması bu süreçte etkili oluyor arkadaşlar cemiyete bağlı Niyazi Bey biliyorsunuz ki Resneden Sabri Bey Manastır'da, Enver Bey Selanik yakınlarında dağa çıkarak ayaklanıyorlar. E ayaklanmanın genişlemesinden korkan ikinci aplanette ikinci meşrutiyetin ilan edilerek kanun esası yeniden yürürlüğe koyuyor. 31 Mart olayın desteklemesi ise 1909'a gerçekleşiyor. İkinci Meşrutiyetin ilanı sonrası rejim karşıtı bir gelişmedir. O yüzden bunu alamadık. Cevabımız 1 2 oldu. 1871-1938 yıllar arasında yaşayan Trablusgarp, Balkan ve 1. Dünya Savaşları'na görev alan ve Çanakkale Deniz Muharebelerinde üstün başarı kazanarak 18 Mart kahramanı olarak anılan komutan hangisidir demiş hangisi Cevat Çobanlı Paşa arkadaşlar cevabımız aşık oldum Mustafa Kemal 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldiğinde İstanbul'da itilafların donanmasını görmüş ve geldikleri gibi giderler diyerek kurtuluşa olan inancını ortaya koymuştur. Mustafa Kemal bu sözünü ilk defa aşağıdaki devlet adamlarından hangisine söylemiştir diyor. Kime söylüyor arkadaşlar? ya Yaveri Cevat Abbas'a söylemiştir bu sözü. Geldik bir diğer sorumuza. Amasa gelengesinde Anadolu'nun her yönden en güvenilir merkezlerinden biri olan Sivas'ta milli bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır. Bu kongreye katılacak delegelerin kuruluşlarından hangileri tarafından seçilmesi kararlaştırılmıştır diyor. Belediyeler var, redil hak var, müdafaa hukuk var arkadaşlar cevabımız hepsi oldu hangisi milli mücadele döneminde sevk ve idareyi üstlenen temsil eğitiminin özelliklerinden biri değildir demiş bizlere baktığımız zaman başkanlığını Mustafa Kemal yapıyor doğru Erzurum Kongresi'nin üye sayısı 9 kişiden oluşacak şekilde kuruluyor doğru Sivas Kongresi'nin üye sayısı artırılıyor doğru İstanbul Hükümeti'yle uyum içinde çalışmış mıdır hayır arkadaşlar çalışmamıştır biliyorsunuz ki İstanbul Hükümeti'nin milli mücadele karşıtı faaliyetleri vardır o yüzden uyum içinde değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla görevi de sona ermiştir. Cevabımız değişik oldu. 17'ye geldik. İstiklal mahkemelerinin kurulmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi yargı yetkisine sahip olmuştur. Hangisi sırasında İstiklal mahkemelerinin görev yaptığı söylenemez demiş. İstiklal mahkemeleri arkadaşlar 1920'de kuruluyor. Bakıldığı zaman 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı iç isyanlar bastırılıyor. Tekalifi milli emirleri uygulanıyor. İzmir suikastinin planının ortaya çıkması var. Son dava hatta, son dava bakılıyor buna. Şehisat İsrail'de basılıyor. Ancak Asleymen Kubilay'ın şehit edilmesi olayı Menemen olayıdır ve Menemen olayına istiklal mahkemesi bakmıyor, divanı harp arkadaşlar mahkemeleri bakıyor. Cevabımız çiçek olduğu o yüzden geldik 18. sorumuza bakıyoruz. Milli Mücadele döneminde Türk ordusunun Sakarya muharebesini kazanmasının Hangisini ortam hazırladığı savunulamaz demiş. İtalya'nın işgal ettiği Anadolu topraklarından çekilmeye başlaması. Arkadaşlar çekilmeye başlaması ne zaman? Biliyorsunuz ki 2. İnönü Muharebesi'nin sonucundadır. Eğer bize tamamen kelimesini söylemiyorsa 2. İnönü. Tamamen kelimesini söylüyorsa Sakarya. Arkadaşlar unutmuyoruz. Cevabımız aşık oldu. Anlaşma devletlerinin Türk ve Yunan devletlerinin ateşkes önerisinde bulunması vardır. Fransa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasında Ankara yapılıyor. Mustafa Kemal'e Gazi unvanı, Mareşal rütbesi veriliyor. Türk devletinin doğu sınırı Kars Anlaşması'yla kesinlik kazanmış oluyor. Milli mücadele döneminde imzalanan Mudanya Mütarekesi'nin kapsamında hangileri yer almaktadır demiş bizlere. Baktığımız zaman Doğu Trakya'nın Türk topraklarına katılması vardır arkadaşlar. Doğu Trakya ve İstanbul ne oluyor? Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizlere katılmış oluyor. Türk toprakları olmuş oluyor. Türk-Yunan çatışmaları sona eriyor. Arkadaşlar Kara Ağaç'ın Türkiye'ye bırakılması bu Mudanya'da değil Lozan'dadır. Lozan'dadır. Cevabımız da 1-2 oldu. Cumhuriyet döneminde yapılan inkılaplara bir tepki olarak isyanlarından hangileri çıkmıştır diyor. Şeyh Said Menemen Anzavur Koşkiri vermiş. Arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde yaşanan gelişmelere tepki niteliğinde taşıyan insanlar arasında 1925 senesindeki Şeyh Said isyanı ile 1930 senesindeki Menemen isyanı vardır. Ancak Anzavur ve Koçgiri isyanları Cumhuriyet dönemine ait değildir. Cumhuriyetten önce arkadaşlar milli mücadele döneminde biliyorsunuz ki çıkıyor. O yüzden bu ikisini alamadık. Cevabımızda da 1-2 oldu. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ülkesi olamaz. Gerçek tarikat, medeniyet tarikatıdır. Sözüyle Tekli zaviye ve türbelerin kapatılacağını aşağıdaki şeylerden hangisinde belirtmiştir diyor. Bunu Kastamonu'da belirtiyor Mustafa Kemal Atatürk. Arkadaşlar cevabımız şıkkı oldu. Önemli soru çıkabilir. Geldik bir diğer sorumuza. 1. 5 yıllık sanayi planı başarıyla uygulanarak önemli sanayi işletmeleri kurulmuştur. birinci 5 yıllık sanayi planı için ekonomik ve teknik destek Sovyet Rusya'dan alınmıştır. Bu planın uygulanma dönemi hangisidir? Hangisi arkadaşlar? 1934-38 yılları arasında ne oluyor? Uygulanmış oluyor. 33'te hazırlanıyor. 34'te uygulanmaya konuluyor. 38 yılında arkadaşlar bitiyor. Geldik 23'e. Kadınların 1930 yılında belediye seçimlerine katılım, katılma, 33'te muhtar seçimlerine katılma, 34'te seçme ve seçim haklarını elde etmesi Hangi ile ilgilidir demiş ilkelerden. Arkadaşlar baktığımız zaman Atatürk'ün Özellikle kadınlara e, siyasi hakların verilmesi bir cumhuriyetçilik, iki halkçılık ilkesiyle alakalıdır. E, devletçilikte de alakası yoktur. Devletçilik ekonomiyle alakalı cevabımız 1-3 oldu. Hangisi İtalya'nın Habeşistan'ı işgali üzerine Orta Doğu barışını korumak amacıyla 37'de kurulmuş olan Sadabat Paktı'na üye devletlerden biri değildir? Demiş. Türkiye, Suriye, İran, Irak, Afganistan'ı vermiş. Arkadaşlar kim yok? Tabii ki de Suriye yok. Arkadaşlar Suriye yoktur. Cevabımız ne oldu? şıkkı olmuş oldu. Sadabat Paktı'na katılan Dışişleri Bakanımız kimdir? Peki arkadaşlar çıkabilir belki. Dışişleri Bakanımız ise Tevfik Rüştü Aras arkadaşlar. Tevfik Rüştü Aras katılmıştır Dışişleri Bakanı olarak İran'ın Tahran'da, Tahran şehrinde ne yapılıyor, İmzalanıyor, unutmuyoruz. Hangi e, aşağıdakilerden hangisi iki savaş arasındaki dönemde dünyada ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir? demiş bizlere. Albert Einstein'in izafiyet teorisi ortaya atılıyor. Bauhaus mimar akım önem kazanıyor. iyi adlı ilk bilgisayarın yapılması ise arkadaşlar soğuk savaş dönemidir. Soğuk savaş cevabımız değişik oldu. Sürrealizm akımı doğuyor. Amerika'da ilk radyo yayını yapılmış oluyor. Geldik bir diğer sorumuza. Son iki sorumuzdayız. Hangisi Amerika'nın Orta Doğu'daki nüfuzunu kuvvetlendirmek için uyguladığı politikalardan biri değildir? Demiş Bağdat Paktı'nın yapılanma sürecini destekliyor. Eisenhower doktrini yayınlıyor. Süveyş krizinde İngiltere ve Fransa'ya karşı Mısır'ı destekliyor. Ördüne 6. filoyu gönderiyor. Şuman bildirgesini yayınlaması ise Amerika'nın arkadaşlar Orta Doğu politikası ile ilgili bir gelişme değildir. Zaten Şuman Fransız'dır. Avrupa Kömür ve Çelik Birliği'nin temeli atılıyor. Bununla birlikte cevabımız eşit oldu. Yumuşama döneminde Türkiye-Amerika ilişkilerinin bozulmasında hangilerinin etkili olduğu söylenebilir demiş bizlere. Baktığımız zaman Küba krizi Amerika'nın Türkiye'ye 74-78 yıl arasında ambargo uygulaması Türkiye'nin 74'te afyon ekimini serbest bırakmasını vermiş. Küba krizi Jüpiter füzelerinin yerleştirilmesidir. Sorumludur Sorundur. Bozuluyor aramız. Amerika'nın biliyorsunuz ki Johnson mektubu var 64'te Kıbrıs'a müdahale için ve bu 74-78 yıllar arasından borgu uygulanıyor ve 74'te de arkadaşlar afyon ekimi serbest bırakılıyor ve Amerika-Türkiye ilişkileri bozulmuş oluyor. Cevabımız eşit oldu. Bu sorumuza birlikte değerli dostlar sizlerle de beraber 27 soruyu çözmüş olduk. Sınav provasını yapmış olduk. Tam ÖSYM tarzı sorulardı. Umarım sizlere fayda sağlayabilmişizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar.